Sümerler'de tufan, tufanda Türkler. Sizin en popüler kitaplarınızdan biri. Bu benim çok beğendiğim yahut da. Ve aynı zamanda biliyor musunuz, bundan eleştiri beklediğim bir kitap. Eleştiri yaptı biri. Biri yaptı toplum ve tarihte. Ama öyle bir eleştiri ki, onun yaptığı eleştiri hiçbir zaman şeyde, yani Sümer tabletlerine böyle bir şey yazıl değil. İnsan böyle bir şey olamaz diyor. Ancak diyor, insan kurbanını temsilen diyor, mabetlerde kan bilmem nesi falan filanmış bu şey. Böyle tufan değil diyor. Ki bu, ve hemen buna da İran'dan birisi cevap vermiş. Bu ne biçim şey, böyle tabletlerde böyle bir şey yok diye. Enteresan şey etti. Ama çok yani heyecanla yaptığım bir kitap. Bu belki diyorum daha çok uzun, büyük yazılabilirdi. Ben mümkün mertebe bir şeye koşmadım, etrafı şey etmeden olanları yazmaya çalıştım. Hap gibi kitap zaten hocam. Evet, biraz hap yapayım hap gibi dedim. Yani aslında bu biraz genişletebilecek kitap baktığınız zaman. Çok genişletmek hocam, isterseniz. Hocam bizde tablet var mı, tufan tableti Türkiye'de? Yok, o bizdeki tufan yok. Tablet dediğin mi? Tufandan bahsediyor. Tufanın yani yazısı tablet şeyde. Philadelphia'da var. O sonradan bulundu. Bu Nuh Tufanı değil mi? Evet diye şey diyoruz, Nuh Tufanı. Biliyorsunuz Tevrat'ta yazılı bu. Nuh Tufanı diye. Sonra Kur'an'da alınmış. Yani bak, bütün kutsal kitaplarda yer alan bir tufan. Bütün zaten iki kutsal kitap var ya, bütün diye. İncil'de pek yok. İncil'de yok çünkü İncil zaten kutsal İncil'de. Kitap değil. O da kutsal. Hayır yani orijinal olmadığı için kutsal değil diyoruz yani. Yok, kutsal ya, onlara ait kutsal. Yarı kutsal diyelim yani, Tanrı kelamı değil. Değişmiş. Kutsal diyorlar onlardan da ona tamam, göre kutsal. Şey. Tamam, her şey kutsal. Evet. Yazılı her şey kutsal zaten hocam. Evet, Tanrı'dan geldi diye evet. Biz kutsal. Evet, bu yani şeyde. Evvela, Nuh Tufanı Orta Asya'da oluyor. Efendim başta böyle bir şey yoktu Orta Asya'da falan. Diye, tabii bu ki. Aslında Tevrat'ta yazılı. Ondan hocam sonra, nedir o inancın temeli? Efendim, o inancın temeli nedir? İşte onun inancın temeline ben gitmeye çalıştım. Bu inancın Sümerler'de bu evvela Tevrat'ta yazılı olarak çıktı. Ondan sonra Mezopotamya'da Gilgamesh Destanı'nın arkasında bu aynı konu yazıldı. Sonra bir bakıldı, daha önceden bir Atrahasis'te bir şey var. Onunla bir Akatça tekrar bir Sümer yani tufan Akatça dendi. Ama daha önce yazılan Sümerce olan bir tufan hikayesi bulundu. Yani bunların Sümer'den kaynaklandığı anlaşıldı. Ama nerede olduğu mevzu uzun münakaşalar, hala münakaşa vaziyetinde. Yani şeyde bütün şey, son zamanda Karadeniz'de olduğu mevzu evet. Oldu. Hakikaten güzeldi. Benim bir hayli ona aklım yatar gibi oldu ama Sümerlerle bir bağlantı bulamadım. Anlatabildim mi? Onun bir bağlantı lazım dedim. Sonra işte ben bir kitap onu getirmedim buraya. Bir kitap geldi elime. Bu şeyde Erzurum Üniversitesi'nde yazılmış. Aral'ın Sırları diye. Onu okuyunca Aral'ın Sırları. Çok şaşırdım. Bilmiyordum doğrusu. Yani şeyde muazzam bu jeolojik olarak ispatlanmış. Bu şeyden sonra son buzul çağında muazzam taşkınlıklar olmuş. Türklerin yaşadığı şey olan Turan Ovası deniz olmuş. Deniz olmuş. Aral dolmuş. Aral Hazer'i doldurmuş. Hazer bizim Anadolu'ya taşmış ve Diyarbakır Denizi oluşturmuş. Hatta buz çağının sonunda şey, buzların erimesiyle beraber olduğunu söylenir bunun. Böyle büyük bir şey. Şimdi ben bunu okuduktan bir kere bunu okudum. İkincisi şeylerde
O Asya bizim Türklerde, yani Asya'da yerel tufan hikayelerini okudum. Onlar yabancılar bulmuşlar. Yani bak hocam, acaba o tufan değil de bu Türklerin dere yatağını ev yapma geleneğinden olmuş bir şey olabilir mi? Yok. Evet. Ama biliyor musunuz, Türkler asla ovada, havada olsa bir yere gittikleri zaman tepeye şey edirlermiş. Ev yaparlarmış. Ev yerleştirirlermiş. O diyor. Ama hocam Türklerin ev yapma geleneği yok ki, çadırda yaşıyorlar zaten. Hocam var muhakkak, evet, var. Çok şeyler çıkacak. Şimdi yeni kazılarla pek çok şeyler çıkıyor ya. Yeni Orta Asya'da çok şeyler bulmaya başladılar. Türkmenistan'da çok şey buldular yine. Çok şeyler. Valla benim bildiğim Türkler Lazlarla tanışınca kadar ev yapma geleneği yok. Lazlarla tanışınca Laz müteahhitler çıkıyor. Onlar Türkler ev yapmaya... Vallahi da hiç şey. Evet, onlar bir görür görmez yapıyorlar. Allah razı olsun diye. ama hakikaten şimdi şeydi, bulduklarını söylediler o. Yani Orhun kitabelerinin olduğu yerde ev, evet, yerleri bulduklarını söylüyorlar. Yerleşim merkezleri buldular. Yerleşim, evet, mahalleleri buldukları söyleniyor. Hani çok şeyler çıkacak şimdi. Bilmiyoruz şimdiye kadar Orta Asya'yla. Şimdi benim bu şeyde, yani bu tufan hikayeleri tamamıyla Sümerlere uyuyor. Hani din kitaplarındakine değil ama Sümerlerin hikayesine uyuyor. Öyle olunca demek ki aynı hikaye. Hocam fark ne? Din kitaplarıyla Sümer tabletleri şimdi, arasında. Şimdi din kitabında şey de diyor ki, Kur'an'daki o kadar değildi ama Tevrat'ta. Tevrat'taki 40 gün 40 gece devam etti. Ondan sonra kurtulana şey veriyor, 950 yıl ömür veriyor Tanrı. Halbuki Sümer'de 7 gün 7 gece yahut 6 gün 7 gece sürüyor. Kurtulan Tanrı oluyor. Tanrılaşıyor. Çirk efsanelerinde de Tanrı oluyor. Ve kurtulan, 7 gün 7 tufandan gece. Kurtulan. 7 gün 7 gece sürüyor. Bu demektir ki aynı köken. Yani Sümerlerle aynı köken demektir. Bu kadar yakın olabilir mi? Sonra şey ettikleri, o yani Türkitlerde olan tufan hikayelerinde Aral'ın orada bir yer varmış, bugün şimdi kara olmuş, gemi yapılan yer adı. O gemi yapılan yerden sözde gemiyi yapmış Nuh, ondan sonra ona binerek Aral'ı geçiyor, Hazar'ı geçiyor ve Anadolu'ya geliyor. Cudi Dağı'na yanaşıyor. Cudi Dağı, evet, öyledir. Ve orada 250 yıl kalıyorlar. Şimdi şeyin oğlu Ağrı Yafes'in, değil Cudi Dağı aslında. Yafes'in oğlu, bir oğlu Türk. Orada 250 yıl kaldıktan sonra o Türk de işte tekrar geri dönüyor. İlk buldukları dağ İtugrat Dağı. Tekrar o dağa gidiyor. O dağda kültürlerine devam ettiriyorlar. Böyle. Bu çok ilginç geldi.